Tahmin ettiğim gibi. Ne istiyorsun Yaman? Ne arıyorsun sen? Derdin ne senin bizimle? Siz geçin, ben biraz daha dışarıda takılırım. Müsait olduğunda beni ara. Şu İskender'in deposu var ya, benim oraya acil girmem lazım. Daha fazla zaman kaybedemem. Yarına kadar o giriş kartının bir kopyasını hazırlamış ol. Bu arada Alaz'ı da merak etme. Asi'nin yanında. Annem anlatmıştır her şeyi sana zaten. Nihayet gelebildin. Neredeydin bu kadar saat? Dışarıda işlerim vardı. Önemli olmalı. Telefonunu açmadığına göre. Önemli değil. Avukata uğradım imza için. Telefonum da arabada kalmış. Bir şey mi oldu? Gergin görünüyorsun sen. Merak ettim yalnızca. Gördüğün gibi iyiyim. Merak edecek bir şey yok. Derin nerede? Odasında mı? Çıktı. Karavandan alacakları varmış. Derin. Derin. Yaman. Ne yapıyorsun ya? Aklım çıktı. Ya ben senin karavanda olduğunu bilmediğimden içeride böyle tıkırtı duyunca direkt geldim, yani başka biri girdi sandım. Kusura bakma. Uzanmıştım. Ne oldu? Sen iyi misin? Pek iyi değilim ya. Öyle evde daraldım. Attım kendimi buraya. Dün nasıldı peki? Bir vukuat falan. Yo, olmadı hiçbir şey. Annemi de görmedim zaten. Herhalde çok yoğundu işleri. Ben dediğim gibi yani işte daraldım. Burada buldum kendimi. Şey. Bak diyorum ki eğer yani sen de istersen, sana iyi geleceksem şurada otururum ben. Hiç sesim de çıkmaz. Yok. Çok sağ ol. Gerek yok. Yalnız kalsam daha iyi olacak. Alo. Derin neredesin sen? Neden? Bir de soruyor musun?
Yaman yüzünden endişeliyim. Yalnız çıkmanı istemiyorum. Merak etme. Üstesinden gelirim ben. Artık derine güvenmiyorum Yaman Ali'ye. Neden? Ne oldu ki? Annesine senin eve gizlice girdiğini söylüyor. Ama seni buranın kendisi olduğunu senden saklıyor. Bence bu iş tahmin ettiğimizden daha başka bir yere doğru gidiyor. İlginç. O kız bir şeyler biliyor. Belki de her şeyin tam ortasında. Dikkatli ol. Boş versene. O korksun benden. Derdi neyse çözeriz aslında da. Karşıma çıkmaya cesareti yok. Çok iyi oynuyor. Ama bana sökmez. Tamam. Az kaldı, geleceğim ben. Tamam, şöyle yapalım. Her şeyi halledince noktayı koyalım artık. Hadi eyvallah. Hı hı. Madem yalnızlığa ihtiyacın var, o zaman ben gideyim. Anlayışın için sağ ol. Ne istiyorsun Yaman? Ne derdin var senin bizimle? Derin, bir saat dışarı çıktık. Bu evin hali ne? Haklısınız. Dağıttım biraz. Neymiş an Demirdağ'ın planı? Seni ortadan kaldırmak. Vay be. Kolay mıymış o? Üzerine bir suç atıp seni etkisiz hale getirecek. Bu mu planı? Bence ciddiye alsan iyi edersin. Kadın sana takmış durumda. Hiç ummadığın bir anda elinde silah ya da bıçakla kendini bir cesedin yanında bulursan, ayıkla bakalım pirincin taşını. Düşün. Kadın derinin seni vurduğunu bile biliyor. Ben hiç anlamadım o kızın ne ayak olduğunu zaten. Hande Emirdağ'ın kızı işte. Fazla sorgulamaya gerek var mı sence? Bence yok. Bana bak. Kadın ciddi. Bugün yarın senin ipini çekecekler. Tamam o zaman. Biraz daha hızlanalım biz de. O depoya bugün girmem lazım. Şimdi rahatça konuşabiliriz. Ne istiyor Yaman sizden? Derdi ne ya bu çocuğun? Biz de buna şaşırıyoruz. Yani sen ne biliyorsan biz de o kadarını biliyoruz. Telefonla konuşurken duydum. Sana ait bir depo varmış. Ne deposu? Sana ait bir depo varmış ve içinde her ne varsa onun peşindeymiş. Artık ne kuruyorsa kafasında. Yaman deponun peşindeymiş.
Boşalttıracağım depoyu. Kasayı da mı? En önemlisi kasa. Onu başka bir yere taşımamız lazım. Harekete geçiyorlar. Kasanın içinde ne varsa bunlar kesinlikle ortaya çıkmasından çok korkuyorlar. Bence o her neyse Rüya'nın cinayetiyle alakalı. Benim çıkmam lazım. Onlar varmadan depoya gideyim. Bana bak. Sakın ölme. Dikkatli ol. Ya benim derdim Rüya'nın katilini falan bulmak değil. Bir an önce oğluma kavuşmak. Ben cana kavuşmadan ölürsen bir çuval inciri berbat edersin ona göre. Umarım duymuştur. Bunu gidince öğreneceğiz. Hadi hemen çıkalım. Ben? Sen burada kalıyorsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.